Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü programımızda 26. Söz Kader Risalesi 3. Mepas'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evvela kaldığımız yeri baştan okuyup sonra açıklamalara geçeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Netice-i meram, madem bin müşahede görüyoruz ki her bir zihayatın neşvi nema zamanında zerreleri eğri bir hudutlara girer durur. Zerreler yolunu değiştirir. O hudutların nihayetlerinde birer hikmet, birer fayda, birer maslahatı semere verirler. Bilbedahe o şeyin miktar usulisi bir kader kalemiyle tersim edilmiştir. İşte işte meşhut bedihi kader o zihayatın manevi halatında dahi bir kader kalemiyle çizilmiş muntazam meyvedar hudutları, nihayetleri var olduğunu gösterir. Kudret mastardır, kader mistardır. Kudret o mani kitabını o mistar üstünde yazar. Madem maddi ve manevi kader kalemiyle tersim edilmiş müsmir hudutlar, hikmetli nihayetler olduğunu katiyen anlıyoruz, elbette her bir zihayatın müddeti hayatında geçireceği ahval ve etvarı o kaderin kalemiyle tersim edilmiş. Çünkü sergüzeşte hayatı bir intizam ve mizan ile cereyan ediyor. Suretler değiştiriyor, şekiller alıyor. Madem böyle umum zihayatta kalem-i kader hükümrandır, elbette alemin en mükemmel meyvesi ve arzın halifesi ve emanet-i kübranın hamili olan insanın sergüzeşte hayatiyesi her şeyden ziyade kaderin kanununa tabidir. Evet, buyurun Evet. abi. Burada artık üçüncü mepası üstadımız toparlıyor. Üçüncü mepasta özet olarak üstadımız neyi anlatıyor? Kaderin her şeyi güzeldir. Cenab-ı Hak her şeyi planlamış, programlamıştır. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Her yerde bir plan ve program var. Her yerde Cenab-ı Hakk'ın ilmi, takdiri, planı, programı hakimdir. Dolayısıyla üstadımız burada bunu toparlıyor artık. Değil mi? Netice-i meram, madem bil müşahede görüyoruz ki, bil müşahede aklını kullanan, gözünü açan herkes görüyor ki, her bir zih hayatın neşvu nema zamanında, inkişaf etme, nemalanma ve büyüme zamanında, zerreleri eğri büğrü hudutlara gider, durur. Şimdi vücudumuza ne yapıyoruz biz? Gıda alıyoruz. Değil mi? Bu gerek sıvı olsun, gerek katı olsun. Şimdi vücudumuza giren bu gıdaların zerreleri var. Atomlar var. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın koyduğu plan ve program dahilinde ne yapıyorlar? Vücudun 70 trilyon hücresine adeta böyle bilerek sanki müthiş bir ilmi, sonsuz bir ilmi varmış gibi, değil mi? Ondan sonra sayısız sonsuz bir hikmeti varmış gibi adeta böyle gözetliyorlar. Benim nereye gitmem, nereye oturmam ve hangi ordunun içerisinde bir fert olmam gerekiyor diye oturup sanki bunu planlamış ve programlamışlar gibi zahir nazarda. Oysa biz bunun arkasında ne görüyoruz? Takdir-i ilahi, planı Rabbaniye, değil mi? Cenab-ı Hak bir plan koymuş, program koymuş ve bu atomlar çıkıyorlar yola. Önce mideye girdikten sonra, burası genel toplanma yeri gibi, değil mi? Ondan sonra da ben nereye gitmem lazım? Benim göze gitmem lazım. Niye? Çünkü ben fosfor atomu mesela. Ondan sonra benim kemiğe gitmem lazım. Niye? Çünkü ben kalsiyum atomuyum mesela, elementiyim. Dolayısıyla bütün bunların hepsini, değil mi? Eğri buğru büğrü hudutlardan geçiyor. Sanki gidecek yeri biliyormuş gibi kendisi. Oysa biz diyoruz ki onda hiçbir ilim yok, gözü yok. Ondan sonra aciz, zayıf bir mahluk. Belli ki onu bir kaderi ilahi, bir ilahi program ne yapıyor? Gideceği yere göre planlayıp götürüyor. Bir memur bir yerden emir alıyor Bir memur var, yani. bir yerden emir alıyor. Bir asker var, bir kumandan-ı azamdan emir alıyor. Bu böyle. Dolayısıyla eğri büğrü hudutlarda ne yapıyor? Geçiyor. Nerede durması gerekiyorsa oraya kadar ilerler. İlerlemesi gereken miktar kadar da ilerler. Kimse onu durduramıyor. Olursa gider. Saçta mı diyelim mesela? Beyinde mi mesela? Gözde mi mesela? Kaşta mı mesela? Kirpikte mi mesela? Ya da kanda mı ya da herhangi bir uzuvda mı ilahir? Bütün bunların hepsine varana kadar, değil mi? Yoluna devam ediyor. Zerreleri eğri bir hudutlara gider durur. Zerreler yolunu değiştirir. Öyle bir yere gelir ki ben burada durmam lazım. Labirent gibi yani. Burada durmam lazım. Sağ mı sol mu? Ben elbette sağdan gittim. Niye? Çünkü onu planlayan
onu oraya teşvik eden, değil mi? Götüren ilahi program o resmi büyüklüğüyle görüyor. Vücudun tamamını bilir ve buna doğru ne yapıyor? Yönlendiriyor. Yani aslında Üstadımız burada bir bedenden misal verir ama zihnimizi biraz daha kaldırıp bu manada bütün hadiselere baktığımız vakit bu atom daha önceden de başka bir orduda çalışmıştı. Ordu dediğimizde bir beden. Hayvan olsun, insan olsun, bitki olsun. Burada da yine aynı faaliyetleri bilerek yapmıştı. Dolayısıyla o atomun ömrü boyunca yani kainat kurulduğundan kıyamete kadar yapacağı bütün faaliyetler, yapabileceği bütün işlerin hepsi adeta onun alnında manevi kader yazısıyla yazılmış. Bu atom şöyle bir ortamda bulunsa şöyle 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 faaliyetler icra edebilecek. Şöyle faaliyetlerde ise kendisinin kabiliyet ve istidadı el vermediğinden bu işleri yapamayacak. Dolayısıyla oraya geldiği vakit oranın adeta elemanı olmayacağını ilahi program zaten daha önceden ezelden takdir ettiği için orada durmaz. Ne yapar? Zerreler yolunu değiştirir. O hudutların nihayetlerinde birer hikmet, birer faide, birer maslahatı semere verirler. Mesela bu kaşların uzamaması güzel. Orada gelip ne yapıyor? Duruyor. Dolayısıyla burada bir semere, bir hikmet var. Ama saçın uzamasına Cenab-ı Hak hikmeten karar vermiş. O ne yapıyor? Uzuyor. Dolayısıyla geliyor diyelim mesela şu kulağımızın şu köşesine. Burada duruyor. Uzamaması gerekiyor. Gitmemesi gerekiyor. Orada manevi bir kalıp var kaderden gelen. Değil mi? Orada durdu. Ama durmaması gereken yerlerde de tırnaklar gibi, saçlar gibi yoluna devam ediyor. Birer maslahatı semere verirler o durduğu yerde. Bilbedahe apaçık görünüyor ki o şeyin miktarı surisi görünüşteki miktarı bir kader kalemiyle tersim edilmiştir. Belli ki ya maddi kalıplar olacak öyle bir şey göremiyoruz. O zaman kaderden gelen manevi plan ve program şeyi var, değil mi? Planı var. Burada geliyor, o kalıbın içerisine adeta giriyor, manevi kalıbın içerisine. Orada duruyor, bir kader kalemiyle tersim edilmiş bir miktarı surisi vardır. İşte meşhud görünen bedihi kader. Bu neydi? Kitab-ı Mübin diyor Üstadımız. Yani bir çekirdeğin içerisinde iki kaderin tecellisi var. Birisi sonra göz ile görünecek olan bedihi kader. Birisi manevi gözümüz hükmünde olan basiret ve ferasetimizle gördüğümüz nazari kader. Bedihi kader şu andaki mevcut miktar. Şu andaki mevcut hal, vaziyet ve görünüş. Nazari kader ise o mahlukun ömrü boyunca geçireceği muhtelif tavırların tamamından görünen ve görülebilen bir vaziyet-i maneviyesi. Dolayısıyla küçüklüğümüzden ta vefat edişimize kadar bizim manevi bir görüntümüz var. Onu kaybetmeyen bir kader yazgısı var. Bu da çekirdekte var. Dolayısıyla çekirdekte iki kader. Hangi mahluk ortaya çıkacak? Bir de bu mahlukun ömrü boyunca geçeceği bütün muhtelif maddi suretlerin hepsinin planı ve programı. Şimdi burada şey anlatıyor. Meşhud kaderi anlatıyor. İşte meşhud bedihi kader o zihayatın manevi halatında dahi bir kader kalemine çizilmiş muntazam meyvedar hudutları nihayetleri var olduğunu gösterir. Şimdi burada üstadımız görünen bir vaziyeti, şekli gösteriyor. O görünen şekli ve vaziyeti gördükten sonra bunu da aklımızla görmemiz gereken bir başka kadere intikal ettiriyor. Önce Kitab-ı Mübin'i gösterir. Kitab-ı Mübin şu andaki mevcut hallerdir. Mesela şu anda benim vücudum var. Senin vücuduna herhangi bir mahlukun vücuduna baktığımız vakit bedenine. Muazzam, intizamlı, nizamlı bir plan var mı? Muazzam bir plan var. Bir program var mı? Evet. Bir ölçü var mı? Evet. Bir takdir var mı? Bir hesap var mı? Evet. Dolayısıyla gözümüzün şöyle olmasını takdir eden bir plan ve program elbette bizim başlangıçtan sonumuza kadar ne yapacağımızın hepsinin de takdir edildiğini akıl gözüne gösterir. Demek ki maddi göz şu andaki mevcut hali görür. Ona da şey diyoruz, kitab-ı bin diyoruz, bedihi kader diyoruz. Manevi gözümüz olan basiretimiz ve ferasetimiz de şeyi görür, nazari kaderi görür. Daha geniş bir çerçeve. Daha geniş bir çerçevede ve bunun da bir nihayeti olduğunu, bunun da nihayetinin de hikmetli ve müsmir olduğunu, semeredar olduğunu gösterir. Dolayısıyla burada şöyle bir şey de ayta bir cevap gibi bir durum var. Nedir? Ya bunun yaşı gelmemişti, yaşı mıydı, vakti miydi diye. Genç yaşta
Herkes kendisine göre bir genç görebiliyor mesela. Adam 50 yaşında vefat etmiş, genç diyor. Genelde 60 söyleniyor. yaşında vefat etmiş, genç diyor hala mesela. Bazıları da 1 yaşında vefat ettiğini görelim ya da kabul edelim. Şimdi annesi, babası, çevresi, sevdikleri, tanıdıkları ne diyorlar? Yani vakti miydi? Evet, vaktiydi. Nasıl ki misal diyorum, burada bir hücrenin durması onun vaktidir. Nasıl ki diyelim herhangi bir ağzamızda, mesela dişimizde, eğer dişimizde o hücreler, o atomlar orada durmazsa ne olacak? Devamlı bizim berbere gidip saçımızı kestiğimiz gibi, değil mi? Dişlerimizi de kestirmemiz icap ediyordu, yoksa dayanamazdık. Şimdi burada nasıl durması hikmetlidir, müsmirdir, semeredardır. Demek ki bir insanın da, misal diyorum 3 yaşında, başka bir insanın da 7 yaşında, başka bir insanın da 50 yaşında, başka bir yaşında bir insanın da 80 yaşında vefat etmesi, onun da orada durması gerektiği elbette müsmirdir, hikmetlidir, değil mi? Ve kaderden gelen manevi bir programdandır diye ehli iman bunu itikad ediyor. Evet. Kudret mastardır, kader mistardır. Kudret o maani kitabını o mistar üstünde yazar. Bir ev yapılacak, bir mistarı var. Yani ölçüsü var, değil mi? Planı var, programı var. Bu ev neye göre yapıldı? Plan ve programa göre. Önce diyelim mesela inşaat mühendisleri çizer, mimarlar çizer, götürürler belediyeye. Onay aldıktan sonra gelirler, o plan ve programa tamamıyla sadık kalmak suretiyle de ustalar çalışmaya başlıyor. Bu kainatta bizim yaptığımız bir şey. Şu masayı yapan usta gerek zihnindeki, gerekse zihninden kağıda döktüğü o plan ve programa göre bunu yapar. Doğru mu? Evet doğru. Kainatta her şey böyle mi? İnsanların yaptığı? Evet böyle. Evveli bir plana dayanıyor. Evveli bir plana dayanıyor. İşte burada bir şey öğreniyoruz. Kudret dediğimiz usta, yani Kudret-i Rabbani ustadır. Neye göre bu mahlukatı meydana getiriyor? Şu kadar hayvan çeşitleri var, hepsi birbirinden farklı. Şu kadar bitki çeşitleri var, hepsi birbirinden farklı. Şu kadar insan var, suret olarak, konuşma olarak, yürüyüş olarak, özellik olarak, sıfat olarak birbirinden farklı. Bunlar neye göre böyle yapılmış? Kudret neye göre işliyor? İşte Kudret-i Rabbani ustadır, kader mühendistir. Tabiri diğerle kudret mastardır, yani o faaliyetleri o yapıyor. Kader ise mistardır, o faaliyetlerin plan ve programı kaderden gelir. Kudret o manalar kitabını, şu kainattaki bütün bu kitabı kainattaki manaları neye göre yazıyor? O mistar, o ölçü, o plan, o program üstünde yazar. Dolayısıyla kainatta hayvanlar, bitkiler, elementler, canlılar, cansızlar, insanlar, melekler, ruhaniler, gezegenler ne varsa hepsi bir mistar, bir ölçü, bir plan, bir programa göre takdir edilmiş ve Kudret-i Rabbani zamanı geldiği vakit o yazılan, planlanan, programlanan şeye göre o zerreleri, atomları çalıştırıp o mevcudu meydana getirip halk ediyor, yaratıyor. Evet. Madem maddi ve manevi kader kalemiyle tersim edilmiş müsmir hudutlar. Şimdi bakın buraya nereye gideceğiz? Maddi ve manevi kader kalemiyle tersim edilmiş, resimlenmiş, planlanmış müsmir hudutlar. Yani semeredar ve meyveli hudutlar. Çünkü kainatta Allah'ın koyduğu her bir hudut semeredardır. Meyvedardır ve öyle olması icap ediyor. Değil mi? Yani nedir? Dilimizin bu kadar olması müsmirdir, semeredardır. Yani farklı bir şey düşünemez. Daha küçüğü iş yapmaz, daha büyüğü sıkıntı verir. Bizim kalbimizin bu kadar olması, bazen diyorlar işte kalbi büyümüş. Ben diyorum herhalde ciğer kadar olmuş mesela. Oysa küçük bir büyüme göstermiş, o adama ciddi manada sıkıntı vermeye başlıyor. Demek ki Allah bazen kaide harici niye faaliyetlerini bu manada yürütüyor, onun da çok hikmetleri var. İnsanlar anlasınlar ki burada muazzam bir plan vardır, program vardır, takdir vardır, ölçü vardır. Hiçbir şey kendi kendine olmaz, hiçbir şey tesadüfe havale edilmez. Dolayısıyla her bir şeyde müsmir hudutlar var mı? Var. Maddi ve manevi kader kalemiyle tersim edilmiş, planlanmış müsmir hudutlar bir de hikmetli nihayetler olduğunu katiyen anlıyoruz. Hikmetli nihayetler, değil mi? Mesela şu göz kapağının diyelim mesela inip kalkmasına vesile olan bir şey var, bir özelliği var. Hikmetli bir nihayet var burada. Biraz daha büyümüş olsa belki kalkamayacak kendi kendine.
ya da buradaki inip kalkmasına vesile olan mekanizma bozulsa o zaman buradaki sıkıntılar başlayacak. Elbette bunu görüyoruz. Elbette her bir zih hayatın müddeti hayatında geçireceği ahval ve etvarı o kaderin kalemiyle tersim edilmiş. 6 ayda bir beyin hücreleri hariç bütün hücreler değişiyor mu? Değişiyor. Peki o insanın mahiyeti değişiyor mu? Değişmiyor. Hem ruhu cihetiyle değişmiyor. Hissiyatı ve ruhuna bağlı olan latifeleri cihetiyle değişmiyor. O zaten ayrı. O zaten kader oraya girmiş olsak yani insanların ömrü yetmez yani. Hatta o ayet-i kerime Cenab-ı Hakk'ın kelamını yazarak bitiremezler diye buyurulan denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa yazmakla bitiremezler değil mi? Kainattaki Cenab-ı Hakk'ın yazdığı mahlukatı, ilahi kelamını. Şimdi aynı şekilde baktığımız vakit biz manevi şeylerdeki kaderi plan ve programı okumaya çalışsak ömrümüz yetmez. Bizim mi? Hayır, insanlığın ömrü yetmez. Biz sadece burada görünen ve benzerlerini de yapabilecek bir durumda olduğumuz şeyler için konuşuyoruz. Benzer derken bir gözün benzerini yapamayız. Ama hiç olmazsa görmeyen bir göz dahi olsa yapıyoruz. Bu da bir plandır yani. Evet. Mesela bir insanın gözü diyelim mesela kör olsa plastik cerrahi cihetiyle öteki göze benzetebilecekleri bir göz yapabiliyor insanlık. Ama burada bakıyorsun ki muazzam bir sanayi var. Muazzam bir teknoloji var. Muazzam bir ilim var. Muazzam bir faaliyet var. Muazzam uzmanlar ordusu var. Ancak bu gözü bu halde yapabiliyorlar. Bizim zaten konuştuğumuz insanların da benzerini yapabileceği şeylerden ibaret olan meseleler yani. Değil mi? Ha, şimdi madem insanların şu maddi haletinde kaderin böyle mükemmel işlediğini görüyoruz. Ne diyor? Elbette her bir zih hayatın müddeti hayatında geçireceği ahval ve etvarı o kaderin kalemiyle tersim edilmiş. Demek ki geçireceğimiz bütün maddi şekiller, bütün farklı farklı haller de kaderin kalemiyle tersim edilmiştir, planlanmıştır. 6 ayda bir değişiyoruz. Mahiyetimiz değişmiyor. Yüzümüz değişmiyor. Yani değişiyor. Fakat yine de baktığın vakit değil mi? 3 senedir görmediğin birisine, 2 senedir görmediğin birisine ya sen kimsin tanımıyorum demezsin tabii bir şeyiniz varsa, Üç muharefeniz senede 6 kere hücrelerin değişmiş. Ben değiştiği seni halde. tanıyamıyorum diyemiyorsun sen. Diyemiyorsun tabii. Evet. Ama arada 20 sene geçmiş. Arada bazı şeyler olabiliyor. Değil mi? Hatta adam yani eğer şeyse hemen onu tanıyabiliyor. Çok ciddi manada eğer beraberlik olmuşsa, birliktelik olmuşsa bunu da yine karıştırmaz. Ama farz edelim ki fazla bir birlikteliği yok. Görmüş birkaç defa. 20 sene sonra gördüğünde belki hatırlamayabiliyor. Ama anlattığı vakit ya hiç değişmemişsin diyor ama tam çıkaramadım diyor mesela. Bazen de Evet. diyor gözüm bir yerden ısırıyor. Nereden ısırıyor? 3 sene, 5 sene, 10 sene evvel görüşmüşler. O simasında, o sesinde. Bak mesela adam telefonla Evet. konuşuyor. Diyor ki beni tanıdın mı, tanımaz mıyım diyor mesela. Görmediğin simasını. Seslerde de bir kader planı var. Bir kader programı var değil mi? Orada da bir Evet. tersim var. Yani beden değişse de o bedene milyonlarca atom giriş çıkış yapsa da yine de aynı kalıba girip Aynı aynı kalıba girip şey kalıptan yapıyorlar. çıkıyorlar. Sanki sen diyorsun ki Evet. Selimiye Camii devam ediyor ama Evet. taşlar değişmiş. Çok güzel Allah razı Evet. olsun. Çünkü sergüzeşti hayatı yani hayatının bütün aşamaları bir intizam ve mizan ile cereyan ediyor. Demek ki hayatının bütün aşamaları, bütün evreleri bir intizam ve mizan ile ne yapıyor? Cereyan ediyor. Demek ki kainatta nizamsızlık, intizamsızlık, başıboşluk, tesadüfilik yoktur. Her şeyde Allah hakimdir. Her hadisenin yanında Allah bizzat var. Evet. İsimleriyle, sıfatlarıyla, sanatıyla, efaliyle, koyduğu kanunlarla. Dolayısıyla Allah'ın kavze-i kahrı kainatın en büyüğünden en küçüğüne kadar. Şu kader risalesinde onu anlıyoruz. Hepsini Cenab-ı Hak ihata etmiş ve onun kavze-i kudreti, kavze-i kahrı altına bulunduruyor. Zahiren intizamsız gibi görünen şeyler de intizama göstermek için. Evet. Yani güzelin güzelliğini gösteren, çirkinin Çirkin. çirkinliği. Ya. Demek ki bu manada gördüğümüz kaide harici şeyler, kaideli şeyleri insanlara ihsas ettirmek için güzel bir örnek oluyor. Suretler değiştiriyor. Bak, suret değişiyor. Yani saçı siyahtı, beyazladı. Bebekti, çocuk oldu. Çocuktu, genç oldu. Gençti, adam oldu. Adamdı, orta yaşlı oldu. Orta yaşlıydı, yaşlı oldu. Suretler değiştiriyor.
şekiller alıyor. Ama mahiyet yine muhafaza ediliyor. Niye? Çünkü kaderin oraya koyduğu ne var? Bir kalıp var. O kalıba atomlar farklı farklı girip çıksalar da o manevi mahiyet yine muhafaza ediliyor. Madem böyle umum zihayatta kalemi kader hükümrandır. Bütün zihayatlarda kaderin kalemi hakimdir ve hükümdarlık yapıyor, hükümrandır. Elbette alemin, kainatın, mevcudatın en mükemmel meyvesi ve arzın halifesi ve emanet-i kübranın hamili olan insanın sergüzeşti hayatiyesi her şeyden ziyade kaderin kanununa tabidir. Bu çok mühim. Yani ben sana anlattım mı sinekten nasıl kaderin hakim olduğunu? Evet. Peki hayvanlardan anlattım mı sana kaderin ne kadar hakim ve hükümran olduğunu? Evet. Peki bitkilerden, en basit tabakayı hayatta olan bitkilerden gösterdim mi sana kaderin ne kadar hakim olduğunu? Evet. Cansızlardan, elementlerden, atomlardan, hepsinden gördün mü? Gördüm diyor. O zaman son sözü söylüyor. Madem böyle umum zihayatta, hayat sahiplerinde kalemi kader hükümrandır. Bunu da müşahede ettin. Evet. Elbette. Sanki bu üçüncü mefasın en son özeti bu. Alemin en mükemmel meyvesi. Şimdi bunu bir sinekte görüyorsun. Bir inekte görüyorsun. Bir bitkide, bir çiçekte görüyorsun. Bir atomda görüyorsun. Bir elemente görüyorsun. Elbette alemin en mükemmel meyvesi kim? Kainat kimin için yaratılmış? Değil mi? Evet. Ya. Alemin yaratılmasının adeta ille-i gayesi insandır diyor üstadımız. İnsanın nazarıdır, insanın tefekkürüdür. İnsanın ne yapacağının adeta ortaya çıkmasıdır yani. Değil mi? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Odur ki hayatı da ölümü de hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya çıkarsın diye yaratandır. Şimdi insanları Allah böyle yaratıyor. Kainatı da bu insan için halk ediyor. En güzel fiili kim yapacak? Bütün bunlar hep kaderdir. Bu insana bu dil verildi. Mükemmel bir alet. Acaba bununla ne konuşacak? Sanki bütün melekler, sanki ruhaniler böyle durmuşlar. Şu insanı Allah yarattı da bakalım ne konuşacak. Enteresan değil mi? Şu gözü Allah yarattığı insana verdi. Burada Allah'ın muazzam bir muradı var. Acaba bakalım bu insan bu gözle nereye bakacak? Acaba bu insan ne yapacak? Allah'ın emrettiği namazı yapacak mı? Allah'ın emrettiği şu orucu tutacak mı? Bir taraftan da bakıyorlar, şeytan var, nefis var. Evet. Hadi hazbel beşer insan günah işledi. Acaba bundan sonra Allah onunla, o da bu ilahi emri çiğnemekle nasıl bir iş yapacak? Allah onu affedecek mi? Ama o da yine insana bağlı. Evet. Tövbe etse, istiğfar etse Allah da ona lebbek kulum diyor. Yübeddüllahu seyyatim hasene sırrıyla günahlarını Allah hasenelere tebdil ediyor. Fesübhanallah. Melekler hep böyle nazarda ya. Sen bu mahlukatı niye yarattın? Ya Rabbi diyorlar. Fesat çıkaracak, kan aktacak bu mahluku. Sizin bilmediğinizi ben biliyorum diye Cenab-ı Hak. Şimdi dolayısıyla sizin bilmediğinizi ben biliyorum dediği bu insanı da bütün mahlukat üstünde üstün tuttuğu acaba yani nasıl oluyor? İşte bütün kâinatta kader hakim olduğu gibi şu insanda da kaderin muazzam bir tecellisi, bir beklentisi var yani. Müsmir hudutlar burada da var. Ha. Evet. Elbette alemin en mükemmel meyvesi ve arzın halifesi ve emanet-i kübranın en büyük emanetin hamili olan bu emanet-i kübra içinde üstadımız ene diyor. Yani insanın küçücük cüz'i ölçücüklerle, sanatçıklarla Cenab-ı Hakk'ın muhit sıfatlarını, külli şuunatını, nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilebilmek keyfiyetine sahip. Allah kainat yaratıyor, insan da bir ev yapabiliyor. İnsan kainatın maliki, insan da filan şeyin malikiyim diyebiliyor. Cenab-ı Hak mahluk yaratıyor, insan da bir şeyler üretebiliyor. Ben diyebiliyor. İşte bu benlik duygusuna üstadımız emanet-i kübra diyor. Acaba bütün bunların hepsini toplayıp bana bunların hepsi emanet olarak vermiştir. Allah'ın ihsan ve ikramıdır. Ben sadece burada vesileyim mi diyecek? Ayna gibi, güneşi yansıtan ayna gibi. Yoksa bunlara emanete hıyanet edip sahiplenip ben yaptım mı diyecek. İşte bütün bunların hepsi bunun etrafında dönüyor. Fesübhanallah. Üstadımızın burada seçtiği ifadeler de çok enteresan. Ve emanet-i kübranın hamili olan insanın sergüzeşti hayatiyesi, bütün hayatın aşamaları, bütün hayatından akan meseleler,
Bütün hayatının tarihçesi her şeyden ziyade kaderin kanununa tabidir. Hiçbir şey kaderin dışında olmadığı gibi bunlar da gösteriyor ki kainatın meyvesi, arzın halifesi ve emanet-i kübranın maliki ve sahibi olan insanda da mükemmel bir kader tecellisi vardır. Evet. Hem maddi hem manevi, hem bedeni hem ruhi olarak. İnsan bunun dışında değildir. Yani. Bu mantık silsilesi birkaç eserde daha dikkatimizi çekiyor. Evet. Yani üstadım böyle insandan daha düşük varlıkları nazara verip evet, insanda da bunun olabileceğini ispat etmesi. Mesela 13 sözden hafızayla ilgili hafiziyet bahsi evet, aklıma geliyor. İşte en küçük bir çekirdekte, tohumda dahi hafiziyetin eğer bir şeyi varsa, evet, tecellisi varsa mahlukatın en mükerremi olan insanda da yine o tecelli olacaktır diye evet, üstad nazara veriyor. Bu mantık silsilesi hakikaten çok harika yani. Ya, evet. Razı olsun abi. Evet. Sorularla Risale sitemizin değerli takipçileri, bugünkü mütalaamız sona erdi. Bir sonraki mütalada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.